Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Arduino. Arduino ile ilgili kanalıma daha önceden birkaç tane videoya yer vermiştim. Bu videodan sonra artık eğitim serisine sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan alarak ileri seviye Arduino projelerini bu eğitim serisi altında tamamlamış olacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Bu eğitim serimizi özetleyelim. Arduino için kısaca elektronik beyin diyebiliriz. Tıpkı bizim beynimiz gibi çalışır. Dışarıdan aldığı verileri buna göre işleyerek yine çıktı olarak kullanabilir. Nasıl ki biz insanlar hissederek, duyarak, görerek ya da koklayarak tepkiler veriyorsak Arduino da tıpkı bunun gibi çalışır. Tabii ki Arduino'nun çalışabilmesi için bir çocuk hassasiyetinde olmamız gerekiyor. Nasıl ki bir çocuğa hiç bilmediği şeyleri öğretiriz, çocuk ondan sonra onlara tepki verir, Arduino da bu mantıkla çalışır. Evet, Arduino'nun gözü, kulağı, burnu yoktur. Lakin bunları dışarıdan toplayabilecek sensörleri vardır. Bu sensörler sayesinde dışarıdan aldığı bilgileri içerisinde işleyerek yine bizim istediğimiz şekilde dışarıya çıktı olarak verebilmektedir. Örnek vermek gerekirse bir sıcaklık sensörüyle ortamın sıcaklığını ölçebiliriz. Ölçtüğümüz bu sıcaklığı ekrana yazdırabiliriz. Ya da sıcaklık değerine göre yine çıkışta fan ya da soğutucu çalıştırabiliriz. İşte Arduino dışarıdan almış olduğu bu verileri içerisinde işleyerek yine bizim söylediğimiz şekilde çıktı olarak bize sonuç verir. Arduino dediğimiz kartın üzerinde bir tane mikro denetleyici bulunur. Biz bu mikro denetleyicinin içerisine istediğimiz kodları yazarak yine istediğimiz şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Arduino'nun yazılım dili C ve C++ kodlarını kullanmaktadır. Video eğitim serimizin içerisinde temel seviyede bilmemiz gereken kodları öğrenmiş olacağız. Bir Arduino kartını kullanabilmek için temel seviyede elektronik bilgisine ihtiyaç duyarız. Ve yine temel seviyede yazılım bilgisine ihtiyaç duyarız. Tek başına elektronik bilmemiz ya da tek başına yazılım bilmemiz Arduino'yu kullanmamız için yeterli değildir. Her ikisine de eşit oranda bilmemiz gerekir. Elimizdeki elektronik komponentlerin ne işe yaradığını ve hangi yazılım kodlarını kullanacağımızı eşit seviyede senkron bir şekilde Arduino'nun içerisinde kullanmamız gerekir. Örneğin sadece bir LED'i yakıp söndürmek için elektronik bilgisini bilmemiz yeterli değildir. Bu LED'in ne kadar sürede yanacağı, ne zaman yanacağını bilmek için de kodları bilmemiz gerekir. İşte basit bir LED'i yakıp söndürmek için bile hem elektronik bilgisine hem de yazılım bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Şimdi sizlere ben hem elektronik hem yazılım diyorum ama bunlar temel seviyede olması başlangıç için yeterlidir. Zaten biz sıfırdan alacağız. Eğitim serimizin içerisinde hiç bilmeyen birisinin seviyesinden alarak üst üste koyarak ilerleyerek devam edeceğiz. Dersimizin içerisinde hem yazılımı hem donanımı birlikte götüreceğiz. Örnekler verirken yazılım ve donanımın birbirini destekleyecek şekilde örnekler vermiş olacağım. Eğer elektronik bilginiz yoksa bu eğitim serisine başlamadan önce kanalımda daha önceden yayınlamış olduğum temel seviyedeki elektronik öğreniyorum videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoları izledikten sonra Arduino öğreniyorum serimizi izlerseniz daha kolay öğrenmiş olacaksınız. Çünkü temel seviyedeki elektronin yanında temel seviyedeki yazılımla da desteklemiş olacağız. Hiçbir elektronik bilgisine sahip olmayan birisi Arduino'ya kolay kolay hükmedemez. Yazmış olduğunuz kodların donanım olarak da doğru bir şekilde kurulması gerekir. Peki Arduino ile neler yapabiliriz? Arduino dediğimiz kartın sadece bir tane çeşidi yok. Yine ihtiyaçlarımıza göre birden fazla türleri ve çeşitleri var. Mega 2560, Arduino NR3, Arduino Leonardo, Arduino Mini, Arduino Mini Pro gibi kart çeşitleri vardır. Bunların her birisinin kullanım mantığı aynı olmakla birlikte içerisinde barındırdığı özellikleri farklıdır. Bazılarının pin sayısı daha fazla, bazılarının nebatları daha küçük, bazıları Wi-Fi özellikli. Yani sizin kullanacağınız ihtiyacınıza göre Arduino kartı seçebiliyorsunuz. Projenizde kullanacağınız size en iyi cevap veren Arduino kartını seçtikten sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bizler örneklerimizde en çok bilinen ve en çok kullanılan Arduino Uno R3 modelini kullanacağız. Arduino Uno R3 için kullanılan kodların tamamı yine diğer modellerde de kullanılabiliyor. Yani bir kart için yazdığınız kodu diğer kartlarda da kullanabilirsiniz. Tabii ki kodunuzda birkaç ufak tefek değişiklik yapmanız gerekebilir. Örneğin pin sayıları ya da kodun büyüklüğünde bir takım değişiklik yapmanız gerekebilir. Ama temelde oluşturduğunuz ana gövdedeki kodunuzu diğer bütün modellerinde kullanabilirsiniz. Arduino ile neler yapabiliriz dedik. Arduino kartları genellikle tek başına bir işlem yapmaz. Arduino kartlarını kullanabilmek için shield ve sensör adını verdiğimiz yardımcı kartlardan faydalanmamız gerekir. Örneğin ortamın nem ve sıcaklığını ölçebilmemiz için bir tane nem ve sıcaklık ölçen sensöre ihtiyacımız vardır. Yine ortamdaki hareketleri algılayabilmemiz için bir tane pır sensöre ihtiyacımız vardır. Ortamdaki sesleri algılayabilmek için bir tane mikrofon shield'ine ihtiyacımız vardır. Gerçek zamanlı bir proje yapıyorsak yine zamanı ve saati ölçebileceğimiz zaman saatine ihtiyacımız vardır.
Arduino üzerinde bu parçalar doğrudan bulunmaz. Bu parçalar Arduino'nun gözü kulağı hissedebileceği duyuları şeklindeki sensörler şeklinde ayrıca bağlanırlar. Arduino üzerinde yine ekranlar kullanarak yapmış olduğumuz projelerin bilgilerini ekranlarımıza yazdırabiliyoruz. Arduino'yu kullanarak yine servo, step motor ismini verdiğimiz motorları kullanarak robotlar yapabiliyoruz, mekanik kontroller yapabiliyoruz. Ya da daha büyük güçleri kontrol etmek için röle kartları kullanarak Arduino ile kontrol edebiliyoruz. Tuş takımları kullanarak Arduino içerisinde şifreli işlemler yapabiliyoruz. Tabii ki Arduino'da kullanabileceğimiz birçok modül ve shield bulunmakta. Bunları videonun altına bırakacağım linklerden bakarak öğrenebilirsiniz. Şimdi Arduino'nun web sitesine giderek Arduino donanımlarını birazcık daha yakından incelemiş olalım ve güncel olarak en son hangi kartların bulunduğu, hangi modüllerin bulunduğunu sizlerle birlikte görmüş olalım. Arduino'nun web sitesine gittiğimiz zaman şu anda en güncel kartlarını burada gösteriyor. Daha önceden burada daha fazla kart vardı ama artık her defasında yeniliyor, geliştiriyor ve bu kartlar değişiyor. Şu anda Arduino Uno'ya yer vermiş, Arduino Nano'ya yer vermiş, Leonardo, Micro ve Arduino Nano hepsi şeklinde kartlara yer verdiğini görebiliyoruz. Geliştirilmiş özelliklere baktığımız zaman ise daha ileri projelerde kullanabileceğimiz Arduino çeşitlerini görüyoruz. Burada bir hayli geliştirilmiş kartın olduğu dikkatimizi çekiyordur. Web sitesine gittiğimiz zaman emekli ismiyle kullanılmış. Tabii bu Türkçe'ye dönüştürülürken bu şekilde söylüyor ama 2006'dan beri piyasaya sürülen tüm kartlar şu anda burada gösteriliyor. Aksesuarlar, kalkanlar, kitler ve belgeler arasında bir yolculukla Arduino'nun tarihini keşfedin demiş. Arduino'nun ilk çıktığı günden yani 2006'dan bugüne kadar üretmiş olduğu kartları da yine web sitesinde sergilenmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Arduino'nun 2006'dan günümüze kadar bir hayli çeşidi ve modeli çıkmış durumda. Bunlar sizin ihtiyaçlarınıza göre tercih edebileceğiniz kart çeşitleriydi. Temel seviyede Arduino'nun Unora 3 modelini kullanacağız ve birçok projemizde Unora 3 zaten bize yeterli gelecektir. İlerleyen projelerde ya da daha özel projelerde farklı kartları seçerek de Arduino'yu kullanmak mümkün. Eğitim serimizin içerisinde zaman zaman donanıma yüklendiğimiz gibi zaman zaman da yazılıma yükleneceğiz. Bazen eğitim videolarımızın içeriği yazılım ağırlıklı olacak, bazen ise donanım ağırlıklı olacak. Siz bunları hiç sıkılmadan mutlaka birlikte götürmeniz gerekiyor. Hem yazılımı hem donanımı birlikte götürdüğünüz zaman iyi bir Arduino kodlayıcısı olabileceksiniz. Bu eğitim serimizin içerisinde her bir videomuzda farklı sensörler kullanmayı planlıyorum. Dolayısıyla hem yeni bir sensör öğrenmiş olacağız hem de yeni bir kod öğrenmiş olacağız. Bu sayede de Arduino ile birlikte kullanılabilen sensörleri tanımış olacağız hem de bütün kodları öğrenmiş olacağız. Bu videoyu bitirmeden önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Temel seviyede elektronik bilginiz çok yeterli değilse mutlaka kanalımdaki Elektronik Öğreniyorum serimi öncelikle izlemenizi tavsiye ederim. Yine bu videoyla birlikte kanalımda bulunan 3 tane videoyu da izlerseniz Arduino Öğreniyorum serisine hızlı bir başlangıç yapmış olacağız. Bu 3 videomda Arduino'ya başlamadan önce hangi setleri almam gerekiyor, Arduino kutu içeriğinde neler bulunur bununla ilgili bir videom vardı. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Yine Arduino Unora 3 bilgisayara nasıl kurulur, driver nasıl yüklenir, klon bir Arduino bilgisayara nasıl tanıtılır bununla ilgili bir videom var. Yine bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ve son olarak da Arduino programı kendi web sitesi üzerinden nasıl indirilir ve arayüzündeki özelliklerin ne olduğu genel bir giriş yaptığımız videomu izledikten sonra artık Arduino Öğreniyorum serimizi devam etmeye hazırsınız demektir. Bu videomuzda Arduino Öğreniyorum serimiz hakkında genel bir bilgilendirme yaptım. Bundan sonraki videolarımızda Arduino'ya artık başlamış olacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.